Ben Meral Akşener'i son derece değerli ve kilit bir isim olarak görüyorum. Meral Hanım'ın altılı masanın emniyeti olarak görüyorum. Çünkü Meral Akşener evet demeyeceği, hiç kimse o masadan aday olarak çıkmayacak, buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahil. Ve Meral Hanım'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet diyeceğini asla düşünmüyorum. Deprem olması gerekiyor. Yer yerinden oynaması gerekiyor. Başka bir denklemin kurulmuş olması gerekiyor. Hatırlayın, geçtiğimiz günlerde bir stand-up'a katıldı. O stand-upçı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması ile ilgili söylediği cümle de aslında Meral Hanım'ın alkışları ve gülmesi de kamuoyuna verilmiş süplüminal bir mesajdır. Onu da bir kenara yaz. Şimdi Meral Akşener'in masada kimi aday çıkartacağı meselesinde de iddiam odur ki bugün konuşulan iki belediye başkanından biri olacaktır. Abdullah Gül ismi ile ilgili olarak söyleyelim. Abdullah Gül ismi masada yok demeyin. Masada Abdullah Gül ismi de var. Meral Akşener ile Abdullah Gül arasındaki arabulucu Meral Akşener'in baş danışmanlarından biri. A.Ç. Onu da bir kenara yazın. Şimdi olur mu, o da olmaz. Ver şeyi ekrana Cem. Akşener demiş ki Türkiye'nin 100 yılı vizyon belgesini eleştirmiş. 2 hafta önce sansür yasasını meclisten getiren Bay Kriz şimdi özgürlük vaat ediyor. Daha dün mutlu ve huzurlu bir hayat isteyen gençlerimize sülfü diyen Bay Kriz şimdi çıkmış geleceği birlikte inşa edelim diyor. Dün kadınlara sürtük diyen Bay Kriz istikbal mücadelesini birlikte verelim diyor. Bay Kriz'in Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Milletimiz bunu görüyor. Vatandaşımız geçim sıkıntısına çare arıyor. Adalet ve özgürlük istiyor. Bunları veremeyen Bay Kriz'in yeni masallarına da inanmıyor demiş. Yine demiş ki AK Parti iktidarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumsal varlığını çürümesine, modern devlet yapısının bozulmasına, sultancıl bir 19. yüzyıl devletine dönüşmemizi istiyor. Hürriyet yerine istibdatın hüküm sürdüğü, milletin zenginliğinin kapitülasyonlara mahkum kılındığı o günleri yeniden yaşatmak istiyor. O devri bundan bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk bir daha açılmamak üzere kapattı. Kalıntılarını temizlemek de Cumhuriyet evlatları olarak bizlere düşüyor demiş. Ve demiş ki son olarak Sayın Erdoğan geçmişi kötüleyerek kendini ibra etmeye çalışmaktan vazgeç. Bizim duruşumuz sana örnek olsun. Biz ülkemiz için taş üstüne taş konulduğunda bundan memnun oluruz. 1990'lı yıllarda başlayan İHA SİHA çalışmalarının bugün geldiği noktadan memnunuz. İktidara geldiğinizde daha da hızlı gelişmesi için destek vereceğiz demiş. Ve sonuna doğru gel. Bir yer daha var tahmin ediyorum. Gelsene Cem. Aşağıya doğru inebilir misin? Bu son bölüm mü? Evet. Demiş ki Bay Kriz 20 yıl önceki vaatlerini tekrarlayan bir iktidar başka hiçbir millete nasip olmadı. 20 yıllık bir iktidarın sonunda vizyon diye pazarlanan bir vizyonsuzluk vezikası. Yazık bir ülkeye demiş. Ve 2011'den bu yana her seçimde 2023 vizyonundan bahsettiler. Her şey ortada. Dediler ki 2023 yılında milli gelirimiz 2 trilyon dolar olacak. 2023'te milli gelirimiz 867 milyar dolar olacak diyorlar. Aradaki fark 2,5 kat. İşsizlik %4,6 olacaktı. Bugün resmi rakamlarla %10,4 arkadaşlar. Dünyanın en büyük ekonomisinin 10 ülkesinden biri olacaklardı. Artık G20 zirvesinde Sayın Erdoğan'ı dünyanın 20 liderinin arasında görmeyeceğiz. Çünkü 23. sıralara doğru düştük. Onun içerisine girecektik, 23 olduk. Aslında 10 mu büyük, 23 mü büyük? Onlar şöyle anladılar. Lan 10 küçük galiba. Biz 23. olursak ondan büyük olmuş oluruz diye düşündüler mi?